Zincire vurulmuş Prometheus. Burada baştan şu saptamayı belirtmeliyiz. Bize ulaşan Prometheus'un gerçekten Aeschylus'un olup olmadığı öteden beri kesinlenmiş değildir. Bu sorun elbette ki burada enine boyuna açılamaz. Birkaç değinme ile yetinelim. Prometheus'un asla Aeschylus'un eseri olamayacağı savı ilk kez 1929'da Tübingen'de Grek uzmanı olan ve antik dönem bilimlerinden bir el kitabı olarak Yunan edebiyat tarihini yazmış bulunan Wilhelm Schmidt tarafından ortaya getirilmiştir. Zincire vurulmuş Prometheus üstüne araştırmalar Tübingen Beytrage 9. 1934'teki edebiyat tarihinde ikinci ciltte Aeschylus maddesinde kararlılıkla şöyle yazıyordu. Prometheus Aeschylus tarafından yazılmadığı gibi o hayattayken yazılmış da değildir. Sayfa 193. Aynı tarih kitabının 3. cildinin 281-308. sayfalarda da Wilhelm Schmidt Prometheus'u bir sofist tarafından Aeschylus taklit edilerek yazılmış ve sonradan İskenderiyelilerce yanlışlıkla Aeschylus'un eserleri arasına konmuş bir okuma dramı olarak saptıyordu. Pek çok meslektaş o dönemde bunu devrimci görüşlerde her zaman olduğu gibi sapkın bir saçmalık olarak almış ve şimit ile alay etmişti. Ama konuya ciddiyetle ve zahmet vererek yaklaşan herkes durumu hiç de öyle basit bulmayacaktır. Bu soruna ilişkin son büyük kitaplardan biri Mark Griffith'e ait. The Authenticity of the Prometheus Bond, Cambridge 1977. Deneyimli grek uzmanı Gerard Müller... 1979'da bu esere yönelik yazısında kitabı okuduktan sonra kuşkusunun daha da arttığını gizlemiyor. Müller değerlendirmesini şu sözlerle bitirmiş. Yoğun bir çalışmaya dayalı bu sevimli kitap en azından bir sorunun varlığına, o soruna tümden kapalı olanları da ikna edebilir. Bu uyarı aşağıdaki satırlarda hiç unutulmamalı. Gerçi araştırma Griffith'in kitabından bu yana son 15 yıl içinde oyunun Aiskhylos'a ait olmadığını kanıtlayamamıştır. Ama kimi belirtiler dikkati daha yakına çekmektedir. Hafif bir kuşku yinesi hep korunmalıdır. Prometheus'un bize ulaşan metniyle tamamı Aeskilos'un elinden çıkma mıdır, değil midir? Bu konuda henüz net bir karara varılamamıştır. Önce içerik ve yapıya girelim. Oyun 1093 dizeden oluşuyor ve böylece hemen hemen yakarıcıların uzunluğunda. Ayrıca en az aşağıdaki iki noktada daha yakarıcılarla benzerlik gösteriyor. 1 yakarıcılar gibi Prometheus Desmotes'te, de, Desmotes zincire vurulmuş, bir saray önünde değil bir deniz sahilinde, burada Karadeniz sahilinde İskit ülkesinde geçer. 2. Yakarıcılara benzer biçimde Prometheus'ta da dış dramatik pek yokken güçlü bir iç dramatik işleyiş vardır. Bir üçüncü benzerlikten daha söz etmeden önce aksiyonun arka planının ana çizgilerini verelim. Prometheus söylencesi her Yunanlının bildiği en eski söylencelerdendi. Etkili bir edebi biçim verilişi 700 yılları civarında Hesiodos'un Teogonyası'nda gerçekleşti. Prometheus, Zeus'un iktidarı ele geçirmesinden çok önce egemen olmuş, Gaia ile Uranos'un yani yer ile göğün oğulları ve kızları olan tanrılar soyu Titanlardan gelmedir. Hesiodos, 6 erkek ve 6 dişi Titan sayar. 6 erkek Titan şunlardır. Okeanos, Koyos, Krios, ...Hyperion, Iapetos ve Kronos. Altı dişi ise şunlardır. Theia, Rhea, Temis, Minemosune, Phoebe ve Tetüs. Yunanlıların mitolojik spekülasyonuna göre bu Titanlar ve onların ardıları... ...Hesiodos'un anlatışındaki gibi dünyaya bizim şimdi içinde yaşadığımız görünümü vermişlerdir. Öyle ya, adı üstünde Uranos ile Gaia'nın, yani gök ile yerin çocukları bunlar. Demek ki onlardan önceki dünya çıplak toprak ile gökten ibaretti. Ancak onlar sayesinde hayat kazandı. Örneğin Okeanos dünyayı çepeçevre saran ırmakları yarattı. Üstünde gezen Hyperion kız kardeşi Tanrısal Theia ile birlikte güneşi ve ayı yarattı. Krios rüzgarların ve yıldızların en eski efendisiydi. Bu kozmik spekülasyon çerçevesinden yalnızca şu iki Titan soyu kalıyor. Bir. Kronos'un soyu ile iki, Iapetos'un soyu. Bu her iki soydan gelenler artık kozmik güçlerin kişileştirilmesi değil, antropomorf, insan biçiminde tasarlanan tanrılıklardır. Kronos'un çocukları olarak Poseidon, Hades, Zeus ve Hera, öbür yanda Iapetos'un oğulları olarak Menoitios, Atlas, Prometheus ve Epimetheus. Bu her iki tanrı grubu rakip kuzenler oluyorlar. Tüm bu kuzenlerin en genci olan Zeus, kendi babası da dahil tüm Titanların dünya egemenliğine son verip kendisi egemen olmak isteyince karşısında her şeyden önce bu Iapetos soyundan kuzenleri buluyor. Bunların her birini sırayla zararsızlaştırıyor. Menoitios'u babası Iapetos ile birlikte yer altına sürüyor. Atlas'ı sonsuza dek gök kubbeyi taşımaya zorluyor. Epimetheus, Prometheus'un aksine kendi başına bir güç olamıyor. Kuzenlerin yalnızca bir tanesi dayanıyor. Prometheus. Neden? Yanıt zaten anlamlı olan ismin içinde var. Prometheus, akıllılığın, düşüncenin, zihnin insan biçimine bürünüşü. Önceden görüp düşünme. Gerçi Zeus da aptal değildir. Nitekim daha önceki tanrıları iktidardan düşürmeyi en geniş biçimde başarmıştır. Ama Prometheus aklın bir başka boyutuna da sahiptir ki o boyutta hep başarısız kalmış olan Zeus Prometheus'u basitçe yok sayamazdı. Prometheus yalnızca akılla değildi. Böyle bir şey için gereken fanteziye de buluş gücüne de sahipti. Sonsuz dinamik ve dinlenmesiz yaratıcılığın ilkesidir o. Bütün bunlar öykünün arka planıdır. Aeskilos'un oyunu başladığında gözümüzün önünde Zeus ile Prometheus arasındaki yani iki ilke arasındaki nihai mücadele başlar. Prometheus, Zeus'un mutlak egemenliğini bir kez daha engellemiştir. Zeus'un kendi tekelinde ve tanrıların tekelinde tutmak istediği ateşi almış ve insanlara vermiştir. Şimdi bunun cezasını görecektir. Zeus'un maşaları olan Kratos'un güç ve Bia'nın zor, Prometheus'u Kafkas'ın ıssız kayalığına sürükleyişini, demirci tanrı Hephaistos'un arkalarından gelişini ve Prometheus'u kayalığa zincirlemesi gerektiğini izleriz. Kendi aralarındaki gergin karşılıklı tartışma sonunda giriş sağlar. İşlerini bitirip gittiklerinde Prometheus kayalara çakılmış olarak bir başına kalır. Burada oyunun yapısına yeniden dönüyoruz. Prometheus ile yakarıcılar arasındaki sözü edilen iki benzerlikten başka bir üçüncü benzerliğin daha bulunduğunu belirtmiştik. O da şudur. Yakarıcılarda olduğu gibi Prometheus'ta da aksiyonun gidişi duruktur. Öyle ki baş oyuncu aslında hiçbir gerçek harekette bulunmaz. Zincire vurulmayla simgelenmiştir bu. Oyun boyunca aynı yerinde kalır. Oyunun öteki oyuncuları bir deyişle onu ziyaret ederler. Oyunun en iyi bölümlemesi bu ziyaretlere dayanarak yapılabiliyor. Buna göre, 6 bölüm söz konusudur. 1. Serim Prometheus, Kratos ile Bia'nın zoruyla Hephaistos tarafından kayalığa zincirlenir. 2. Birinci Ziyaret Okeanos'un kızları, Koro, Prometheus'u ziyaret eder ve ona yönelik acıma duygularını iletir. Teselli için onun yanında kalırlar. 3. İkinci Ziyaret Kızların babası Okeanos, Prometheus'un yanına gelir. Affetmesi için Zeus'a başvurabileceğini söyler. Prometheus bu iyi niyetli amcayı geri gönderir. 4. Prometheus Kore ile söyleşir. İnsanlara yaptığı iyiliği sayıp döker. Kültür tarihi. 5. Üçüncü ziyaret. Io. Geçerken Prometheus'a rastlar. Ondan başına gelecekleri öğrenir. Prometheus, Zeus'u ilişkin ve kendisinin bildiği bir gizi açığa çıkarmaya yaklaşır. 6. Dördüncü ziyaret. Hermes Prometheus'a gelir. Prometheus gizini söylemez gök gürültüsü ve yıldırımlarla yer altına göçer. Görüldüğü gibi aksiyon duruktur, esasla hiçbir şey olmaz. Ama bu izlenim salt dışsal olarak geçerlidir. Yoksa aslında oyun boyu pekala bir şeyler olmaktadır. Aeschylus, Hesiodos'un konstelasyonunu basitleştirmiştir. Önemli bir noktada Hesiodos'a karşı değişiklik yapmıştır. Onun gibi Zeus'ta da akılı bulunduğunu ileri sürmez. Konstelasyonu kutuplaştırmıştır daha çok. Zeus iktidarın kişileştirilmesi, Prometheus ise aklın kişileştirilmesidir. Böyle olunca oyunda olaylar başlar. Aklın, zihnin, fantezinin temsilcisi Prometheus, ateşi Zeus'tan alıp insanlara verme eyleminden dolayı Olimpos'un yeni efendisi olan iktidar gücünün temsilcisi Zeus tarafından vahşice cezalandırılır görünüşe göre akıl iktidarın altındadır. Oysa sonda Zeus zincire vurulmuş Prometheus'a Hermes'i göndererek bildiği gizi söylemesini talep eder. Yani akıl olmaksızın iktidar gücü işlemiyor. Güç akıl talep ediyor. Başlangıç ile son arasında bir süreç yürümüştür. Başlangıçta tartışmasız olan iktidar gücü sonda tartışmalı ve soru işaretli hale gelmiştir. Zeus egemendir. Kratos ve Bia yani iktidar gücünün birbirini bütünleyen iki yanı onun elinde bulunmaktadır. Fiziksel üstünlük ve şiddet. Ama bu gücün uygulanış sürecinde gücün tek başına yeterince güçlü olmadığı ortaya çıkmıştır. Salt gücün yenemeyeceği bir rakibi vardır ki bu kurbanlı Prometheus'ta var olan akıldır. Bu potansiyel rakibi kendi içine alamadığı sürece yani demektir ki iktidar akıl ile bağlaşıklığa girmediği sürece tehlikededir. Oyunda bu düşünce şöyle açılmış. Prometheus'un bildiği bir giz var. Bu gizin tam ne olduğunu oyun boyunca öğrenemiyoruz. Antik tanıklara göre bu gizin örtüsü ancak Trilogia'nın ikinci oyununda aralanıyordu. Dipnot. Bunun mitosla koşullu olduğu söylenmiştir. Prometheus bu gizi açıklayıp netleştirip tam ortaya getirse cezadan kurtulmak için elindeki son kozu böyle denmek isteniyor, yitirmiş olacaktı. Ama bu açıklama çok yetersiz. Bu giz böyle bir aklın çok genel olarak akıl ilkesinin oyunumuzda Prometheus figüründe kişileştirilmiş olarak böyle bir akıl ilkesinin iktidar ilkesine yönelik hep gizemli olan bir tehdidi gösterdiğinin söylenmesi gerektiği için adı konmamış bir gizdir. Prometheus da mitos da bu nedenle bir tanrıdır ya, bir insan değildir örneğin. Bir tanrı olan Prometheus da biçimlenmiş aklın ilkesi yok edilemezdir. Zincire vurulabilir, göçertilebilir ama yok edilemez.'' ve yok edilemez olduğu için akıl yok edilemediği için iktidar gücünün karşısına çıkabilen tek varlık olduğu içindir ki akıl kişileştirilmiş giz oluyor gizli şeyler ise iktidar gücü için tehlikelidir güç eğer ayakta kalmak istiyorsa mutlaka gize karşı kendini güvenceye almak zorundadır oyunumuzun sonunda zeus yani güç bir kez daha şiddete başvurur ama seyirci bu şiddetin hiçbir şey doğurmayacağını bilir Prometheus bunu çok açık seçik olarak söylemiştir. Duyan herkes, kendi yazdığı Prometheus ile Göte bunların en duyarlısıdır yalnızca, aynı duygulara ortak olur. ''Biliyordum bana bu bildiriyi getireceğini, ileri geri konuşup kafamı şişireceğini, ama utun alacak bir şey yoktur, düşmanın düşmanından kötülük görmesinde. Varsın, saldırsın üstüme çatal dilli alev, yarılsın gökler yıldırımla, azgın yeller sarsın dört bir yanı, dünyayı kökünden koparsın solukları.'' Denizler uğultulu dalgalarıyla silip süpürsün yıldız yollarını göklerde atsın sonunda beni karanlık Tartarosa girdapların amansız anaforlarına ne yaparsa yapsın öldüremez beni. Gerçi oyunun sonunda Prometheus gök gürültüleri ve şimşekler içinde göçecektir ama seyirci biliyor ki bu durum çatışmanın sonu olmayacaktır. Akıl öldürülmüş olmayacak. Zeus'un her şeye karşın sonunda ona ihtiyacı olacak. Eğer Zeus'un egemenliğinin sürmesi gerekiyorsa, Zeus da Prometheus'la uzlaşmak zorunda kalacaktır. Oyunumuzda bu da mitolojik düzlemde bir yerde açıkça vurgulanmıştır. Prometheus Bilirim amansız olduğunu, yasaları keyfince uyguladığını ama o demin söylediklerim rahatını kaçırınca görürsünüz nasıl gevşeyecek yüreği, diner o zaman boğazgın öfkesi, uzlaşmaya dost olmaya kalkar benimle, kurtuluş sabırsızlığı aşar benimkini. Türkçe çeviri Erhat Eyüboğlu Bilgi 1968 Prometheus'un burada sözünü ettiği dost olmak, Filotes, Zeus'un egemenliğinin tam olması için ihtiyaç duyacağı dostluk olacaktır. Üstelik sürebilmesi için o egemenlik tam olmak zorundadır. Öyleyse iktidar gücüyle akıl, Zeus ile Prometheus uzlaşacaklardır. Seyirci oyunun sonunda bunu biliyor. Böylece aynı zamanda bir biçim sorusu da yanıtlanmış olmakta. Wilhelm Schmidt Prometheus'un hakiki olmadığını yani Aeschylus'un olmadığını açıklamakla kalmıyor, tek bir drama olduğunu da öne sürüyor. Bu sav, Prometheus'un herhangi bir devamına ihtiyaç olmadığı anlamına da gelir. Oysa bu olanaksız görünüyor. Bize ulaşan oyun metninde geliştirilmiş, burada özetlenmeye çalışılan güç ve akıl sorunsalı, bu oyunda belli ki ucu açık bir sorunsal olarak duruyor. Yani oyun sonunda bir sorun çözümü bulunmuyor. Ama yazar aynı zamanda sorunsalı öyle koymuş ki ucu açık oluşun önünde ona göre bir çözümün varlığını sezdirmekle kalmayıp o çözümün hangi yönde olması gerektiğini de imlemiş. Dipnot Bakınız 508-513. dizeler Prometheus Sonsuz acılar, kahırlar bekliyor beni. Bu zincirlerden kurtulacağım günden önce. Olacağını karşısında ne hüner göstersem boş. Oyunun bitiminde seyirci buna uygun bir sonuç bekler. Bu oyunda olan neydi peki? Tüm dünyaların hakimi Zeus eksikli kalmıştı. Dünyanın tiranı olarak aynı anda kendini hem kanıtlamış hem de izole etmişti. Tam da kendini bütünlemek için muhtaç olduğu şeyi, aklı, düşünceyi itmişti. Böyle kalabilir mi bu? Zeus bu, Yunanlılar için kozmoz demek. Seyirci, eksikli bir Zeus tasarımıyla yani eksikli bir kozmoz tasarımıyla tiyatrodan çıkıp gidebilir miydi? Yunan yaşam görüşüne aykırı olurdu bu. Wilhelm Schmidt gibi biz de Prometheus'u ateist bir sofistin yazmış olduğunu kabul etsek bile bütünlenmemiş bir dünya düzeni, uyumlu olmayan bir kozmos, Yunan düşüncesine uymaz. Hele ki eserlerinin düşünülebilir tüm biçimlerinde uyumu yaratılarının ağırlık merkezine yerleştirmiş bir oyun yazarının düşüncesine hiç mi hiç uymaz. Özellikle de Tanrı ile insan arasındaki uyumun arızalanması yani mutlak norm ile ona yeteneksizlik, hamartya ya da inat, hübris yüzünden uyulmaması asla söz konusu olamazdı. Burada zincire vurulmuş Prometheus da daha normun kendisi de mutlak değil. Normu temsil etmesi gereken Zeus kendi bütünlüğünde henüz eksikler varken normu hiç temsil edemez. Bu böylece kalmış olamaz. Öyleyse zincire vurulmuş Prometheus'un bir devamı olmalı Bizim oyunumuzun devamında sorunun çözümüne varılmış olmalı. Sorunun çözümü de Aiskilos'un Oresteias'ında, Tebais'inde ve Danaos kızlarında gördüğümüz gibi ancak şöyle olabilirdi. Tüm o trilogyalarda düzensizlikten gidilip düzene, gedikten gidilip bütünlüğe varılıyordu. Burada da öyle olmuş olmalı. Demek ki bilgisi bize ulaşan iki oyun adı Prometheus Liomenos, çözülmüş Prometheus ile Prometheus Purphoros, ateş getiren Prometheus büyük bir olasılıkla bir Trilogya'nın Prometheus Desmotesten zincire vurulmuş Prometheus sonra gelen iki oyunuydu. Prometheus Lyomenos'ta da, adından da anlaşılacağı üzere Lyomenos çözülmüş, Prometheus'un çözülmesi oluyordu. Yani demek ki Prometheus bizim oyunda başlangıçta Hephaistos'un onu kayaya çaktığı zincirlerinden kurtuluyor olmalı. Bunu kimin yaptığını mitostan biliyoruz. Herakles. Ama Herakles'in çözmesinden önce Prometheus korkunç cezayı, kartal onun karaciğerini yiyor, çekmiş olmalı. Bu demektir ki bizim oyunun sonunda Zeus, isyancıyı Tartaros'a indirmişti. İkinci oyunda yeniden kayalara zincirlenmiş olmalı ki Herakles onu çözsün. Öyleyse herhalde Zeus, trilogyanın ilk iki oyunu arasında Prometheus'u yeniden yukarı çıkarmıştı ve bunun oluşunu da Prometheus kendisi ikinci oyunda anlatıyordu. Prometheus'un yukarı çıkarılması muhtemelen Zeus'un uzlaşmaya geçiş hazırlayan kapsamlı bir af eyleminin bölümüydü. Yani daha önceki tanrıların bir grubunun Tartaros'tan kurtarılmasının bir bölümü. Bunu Hesiodos'un Theogonyası'nda okumak mümkün ve Prometheus'un kurtuluşunda da Aeschylus'un Hesiodos'un aktardığı mitostan ayrılması için hiçbir neden yoktur. Bu arada o af eylemi henüz bir çözüm değildi. Zeus ile Prometheus arasında bir uzlaşmaya herhalde Trilogya'nın 3. oyununda varılıyor olmalı. Bir defa bu oyundan bize ulaşan fragmanlar var. O fragmanlardan bu oyunda Atika'nın Prometheia şenliğinin yaratılmasının bulunduğu fark ediliyor. Prometheia'nın oynandığı zamana denk geliyor bu. Atika'nın eski ateş tanrısı Prometheus'un meşale alaylarıyla kutlandığı çok eski bir Atika şenliği. Meşaleler akademi bölgesindeki Tanrı Prometheus sunağında ateşlenir ve Tanrı'nın saf ateşi olabildiğince hızla kentteki ateş yerlerine ulaştırılırdı. Böylece ateşin ilk getirilişi simgesel olarak yineleniyordu. Böyle bir oyun için Prometheia'dan bize ulaşan üçüncü oyunun adı Prometheus Purphoros, Ateş Getiren Prometheus adı tam uygun düşmektedir. Prometheus'un kendisini trilogyanın birinci oyununda korkunç cezalara çarptıran eylemi böylece üçüncü oyunda Zeus tarafından tanınıp kabul edilmiş oluyor. Yani güç ile akıl arasında ve tanrılar ile insanlar arasında dengelenme, uzlaşma ve bunun işareti olarak bir kurumun yaratılması. Bunlar tam olarak Aeschylus tarzıydı. Gördüğümüz gibi Danaos kızları trilogyası da evliliğin kurumlaşması, Oresteia trilogyası da adaletin kurumlaşması, Areopagos böyle gidip böyle bitiyordu. Ne var ki Prometheus konulu Trilogya tüm bunları da aşıp geçiyor. Burada anlatılan kısmi normların kurumlaşması değil, normun düpedüz kendisinin yerleşmesidir. Başlangıçta insanların ona uyarak yaşamaları, yaşamlarını ona göre düzenlemeleri gereken norm henüz kendini tam bulmuş değildi. Norm olması gereken Zeus kendisi henüz normal değildi. Henüz genç bir eylem ve güç tanrısıydı. Onda ağırlık henüz fiziksel şiddetteydi. Demek ki daha kendisinde denge yoktu. Tek yanlıydı. Parçaları arasında Yunanlıların harmonia, armoni, uyum dedikleri dengelilik ve tartımlılık yoktu. Eğer öyle kalsaydı temel norm meydana gelmezdi. Yani bugün insanların uyum içinde yaşamalarına olanak veren tüm ayrıntı normların türevi olduğu bir esas norm ortaya çıkmazdı. Bu kendi başına normun ortaya çıkabilmesi için tüm kozmozda en eski yasaya göre bilincil olan fizik güç aklın gücüyle birleşmeliydi. Prometheus trilogyası bunun oluşum yolunu mitos eğretilemesi içinde çizmektedir. Prometheus Desmotes'in başında her direnişi hem de tam akılsal zihinsel direnişi kaba kuvvetle ezen bir tiran olarak Zeus vardır. Vahşi giriş sahnesindeki beyinsiz maşaları Bia, Zor ile Kratos'u, güç bunun için kullanır. Demeci tanrı Hephaistos Prometheus'u kayalara zincirleyecek. Zeus'un buyruğu budur. Oysa Hephaistos akrabası için acı duymaktadır. Bunun üzerine Aeschylus, Avrupa sahnesinde iktidar fikrinin ilk dehşet verici keşileşmesi olan Kratos'un ağzından iktidar özgü şu pür ideolojiyi söyletir. Kratos Öyleyse vur prangalarını şunun, Zeus oyalanır görmesin seni. Hephaistos Gören zincirleri de görsün ellerimde. Kratos Geçir şu halkayı koluna, ve vur bütün gücünle, vur çekicini, çivile şunu kayaya. Hepaistos, al işte, bitsin bu iş, hem de eksiksiz gediksiz. Kratos, daha güçlü vur, sıkıştır, gevşek geri kalmasın, çözülmez düğümleri çözebilir o. Hepaistos, bir kolu bağlandı işte, ne yapsa çözemez. Kratos, geç öbürüne şimdi, bağlı onu da sıkıca, anlasın kurnazlığın Zeus'un karşısında aptallık olduğunu. Hepaistos, Yalnız o kusuru bulabilir yaptığım işe. Kratos. Haydi durma. Batır şimdi göğsüne şu çelik çemberin dişlerini sıkıca. Hepaistos. Ah Prometheus. için için yanıyorum çektiklerine. Kratos. Hala mı duraksamak? Zeus'un düşmanına acımak. Sakın ha. Bir gün kendine acırsın sonra. Hepaistos. Al gör işte. Gözler dayanır mı bunu görmeye? Kratos. Bütün gördüğüm hak ettiğini çekmesi. ''Haydi şimdi Tunç kuşağı da sar beline.'' Hepaistos. ''Saracağım ister istemez. Buyrukların gereksiz.'' Kratos. ''Buyururum da. Bağırır çağırırım da. İn şimdi aşağı. Ayaklarını bağla zorla.'' Hepaistos. ''O da oldu işte. Hem de hiç zora başvurmadan.'' Kratos. ''Kullan bütün gücünü. Vur şimdi. Vur ki etine girsin halkalar. İşini denetleyecek olanın şakası yoktur.'' Hepaistos. Konuşman da suratın kadar çirkin. Kratos, sen dilediğin gibi gevşek yürekli ol. Bırak ben sertliğim, sarsılmazlığımla kalayım. Hepaistos, gidelim artık. Bağlanmadık yeri kalmadı. Kratos, Prometheus'a. Haydi, ne kadar taşkın olabilirsen ol şimdi. Çal tanrıların hakkını, ver ölümlülere. Bakalım ne yardımı olacak sana ölümlülerin. Sana tanrılar yanlışlıkla Prometheus demişler. Düğümleri çözen demekse adın Çöz bakalım şimdi bu çözülmez düğümleri. İktidarın sesi böyle çınlıyor işte. En eski zamandan bugüne dek. Kratos, Zeus'un maşasıdır. Zeus onun vasıtasıyla konuşur. Prometheia'nın başlangıcındaki Zeus budur işte. Aklı alt ettiğine memnun, şiddet uygulayan bir tirandır. Bu yaptıklarının nedeni ise aklın kaçınılmaz gereğini henüz fark etmemiş olmasıdır. Trilogyanın sonunda Zeus bunu fark etmiş olacaktır. Yani bu trilogyada Zeus'un bile nasıl dünyanın başlangıcında bir kez öğrenmek zorunda kaldığı gösteriliyor. Nasıl onun bile bir hübrise, bir sınır aşan cürete girişerek Prometheus'u yani aklı ittiğini ve böylece bizzat Zeus'un kendisinin norm ve harmoni olabilmesi için kendisine kaçınılmaz biçimde gerekli olan şeyi bilmeksizin aşağıladığını fark ettiği gösteriliyor. Bu bir anlamda en eski öğrenme süreciydi. Böylece yani en üst tanrının öğrenmesinden, fark etmesinden insanlar için fark etme ve öğrenme olanağı ve görevi gelişmiştir. İşte bu Zeus'la özdeş olan normu kavrayıp ona itaat etmeleri, onu gerçekleştirmeleri demek oluyordu. Prometheus trilogyasını böyle gördüğümüz takdirde Aeschylus'un tüm tragedyalarında saptadığımız polis, site ilişkisinin bu oyunda da var olup olmadığı sorusunu yanıtlamak artık bu yolla hiç de zor olmayacaktır. Akıl ile gücün bu en eski kaynaşması nerede meydana geldi? Yüzyılın ortasının Atina'sında. Yani bir yandan Persleri yenip Attika Deniz Birliği Büyük İmperium'u kurmuş, öbür yandan dünyaya ardı ardına kültür kazanımları sağlamış ve sağlamakta olan ve o yıllarda gerçekten de Tükütides'in tarihi eserinde Perikles'in M.Ö. 430 yılında dile getirdiği gibi tüm Yunanistan'ın eğitim merkezi düzeyine gelmiş bir kentti. Yunanistan'da akıl ile gücün daha tam biçimde kaynaştığı ve kaynaşmakta olduğu başka neresi vardı ki? Prometeia Trilogyası, Aeskilos'un ana vatanı Atina'ya bıraktığı en büyük miras olarak görünüyor. Atina tiyatrosunda en üst tanrı Zeus ile en büyük insan dostu Prometheus karşı karşıya geliyordu. Başlangıçta her iki figür tüm dünyayı ikiye ayıran çelişik iki ilkenin keşileşmişidir. Biri Olimpos'ta düşünülebilecek güçlerin hepsini elinde bulunduruyor. Öteki Kafkas'ın ıssızlığında tüm dışsal gücü elinden alınmış, kımıldayamaz olmuş, zincire vurulmuş, işkence edilen konumdadır. Ama Trilokya'nın gidişi içinde zincire vurulmuş aklın Prometheus Desmotes'in yine de nasıl bir güç olduğu ve fiziksel şiddetin akıl gücü olmaksızın nasıl bir hiç olduğu gösterilir. Trilokya'nın sonunda Zeus bunu kavramıştır. Prometheus'la uzlaşarak akıl gücünü kendi içine alır. Şimdi Zeus tamdır. Norm tamamlanmıştır. Akıl ile gücün bu birleşimini anımsamayı, kendi kurumu olan Prometheia yoluyla yaşamda tutan kent ise Atina'dır. Bu fikrin Aeskilos'a ait olmadığına inanmak zor. Oysa burada olduğu gibi Aeskilos'un tragedya yaratışındaki vurguların bütününden giderek zincire vurulmuş Prometheus'un site ilişkisi sorusunu koyduğumuzda Oyunun gerçekten Aeschylus'a ait olması olasılığı epeyce artmaktadır. Toparlayıcı bir Aeschylus değerlendirmesine geldik. Aeschylus, sahne eserlerinde site içindeki çağdaşlarının sorunlarını işlemiştir. Bunu dolaysız değil, dolaylı yoldan yapmıştır. Mitosun yansıtılması yoluyla. Sorun işleyişleri de, sorun çözüşleri de olumludur. Bu demektir ki Aeschylus, karamsar bir eleştirici ve yıkıcı değil, ana vatanı olan Atina sitesine karşı iyimser bir dost ve önericidir. Onun iyimserliğinin kategorileri ve dayanakları şöyledir. 1. İnsan varlığının anlamlılığına olan koşulsuz inancı ve bu inancın 2. Zeus'ta cisimleşmiş olarak gördüğü bir düzenleyici ve anlamlandırıcı dünya ilkesine olan koşulsuz inancına dayanması. Aeskilos'a göre Zeus, akıl ile gücün birliğidir. Adil ile iyinin mutlak normudur. Mutlak dengedir, mutlak uyumdur. 3. Aeskilos'un inanışına göre insan, öğrenmeye açıktır. Hatalar yapabilir, yapmalıdır da. Ve bu yüzden büyük acılar çekmelidir. Ama acılarından öğrenebilir de. Dolayısıyla insan durmaya değil ilerlemeye yöneliktir. Aiskilos'un inanç öğelerinin birleştiği iyimserlik, somut olarak en açık biçimde Atina sitesi gerçekliğinde onaylanışını görür. Aiskilos için Atina, insanlığın toplumsal ve bireysel gelişiminin o zamana kadar eriştiği en yüksek biçimdir. Orada insan, kendini en yüksek düzeyde bütünleyebildiği bir yaşam alanına sahiptir. Aeschylus tragedyalarıyla bu bütünlenmeye hizmet etmek ister. Tragedyalarının eğlendirici oyunlar olarak alımlanmasını istemez. Ama doğrudan politik ya da ahlaksal oyunlar olarak alımlanmasını da istemez. Sorun yansıtan saptamalardır onun istediği. Böylece Aeschylus içinden çıktığı site toplumuna sürekli tavsiyelerde bulunur. Yani Aeschylus sanatı sanat için yapan biri değildir. Sanat yoluyla başkaları nasıl başka yollarla yapıyorsa topluma destek sağlamak ister. Bunda sanata aynı şekilde toplumsal destek işlevi yükleyen modern sanat kuramlarıyla bir ilinti görenler olabilir. Ne var ki 2500 yıllık geleneğin baskısı altındaki modern sanatçılardan farklı olarak Aeschylus için henüz kendi sanat anlayışının bir alternatifi yoktu. Düşünülebilen ve olabilen tek şey ne ise onu yapıyordu. Tüm öteki Atina yurttaşları gibi o da kendi araçlarıyla Dionysos şenliklerindeki resmi yarışmalar çerçevesinde kentin toplumuna hizmet veriyordu. Onun böylece yarattığı bu anlamda politik olan eserler tam da günlük politik aktüeliteden olabildiğince soyutlanmış olmaları sayesinde sanatın geçip gitmez eserleri olmuşlardır. Aeschylus'un sanatsal yaratısındaki toplumla bu ilintisinin ve toplumu olumlama temel koşulunun Attika tragedyasının ikinci büyük tragedyacısı Sofokles içinde geçerli olduğunu göreceğiz. Üçüncüsü içinse yani Euripides'te ise bu çizgi kırılıyor. Aeschylus ise Sofokles henüz bütünüyle toplum içinde ve toplumdan yanadırlar. Hangi sorunu öne çıkarırlarsa çıkarsınlar toplum bağlılığını sorun yapmazlar. Euripides ise bu iki yazardan kent toplumu içindeki konumunu ve kent toplumuna yönelik tavrını onlar gibi kendiliğinden kabul edilir bulmayışı ve bulamayışı bunu sorun yapışı ile ayrılmaktadır. Ama bu konuya da Sofokles'ten sonra geleceğiz.